Merhabalar, Ahmet Bayar ben. 20 senedir sektörde görüntü yönetmeni olarak çalışıyorum. Fujifilm'den yeni kameraları GFX 102 modeliyle ilgili bir proje teklifi geldi. Ve bu kamerayı geleneksel kameralarla çalışan görüntü yönetmeni olarak sahada nasıl test edebileceğimiz, nasıl kullanabileceğimiz, bununla neler yapabileceğimiz üzerine bir test çekmek istedik. Bu projede geleneksel bir kameranın verdiği rahatlığı yaşatıp yaşatmayacağını özellikle görmek istedim. Çünkü diğer kullandığımız kameralardaki aksesuar rahatlığı, birbirlerine meç olmaları ve bu konuda hiçbir sıkıntı çıkmaması çoğunlukla setlerde bizim rahatlığımızdır. Fakat böyle kameraları orada kullandığımız ekipmanlarla birlikte kullanmaya çalıştığımızda genellikle bir sorun yaşarız. Fakat bu projede bu kamerayla bütün ekipmanları özgürce, rahatça, hiçbir sorun yaşamadan tamamıyla kullanabildiğimizi gördük. Bu kamerayı özellikle kullanmak istememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi sensör boyutuydu. Son yıllarda full frame sensörler, onun öncesinde Super 35 sensörlere alışkın olan onlarla iş çeken biri olarak böyle bir sensörle böyle bir video çekilebileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorduk. Fakat bu kameranın özellikle bu boyutlarda bir sensörün yarattığı ışık algısı ve derinlik algısının bizim filmimizde ne kadar büyük bir özgürlük sağladığı, ne kadar etkileyici görüntüler yaratılabileceğinin sinyallerini verdiğini görmek çok büyük bir keyif verdi bize. Orta format bir sensörde, diğer sensörlerde geniş açı lenslerle sağladığınızı düşündüğünüz genişlik algısının buradaki en büyük farkı size yarattığı 3 boyutlu derinlik etkisi. Orta format bir sensörün yarattığı derinlik algısı kesinlikle çok çok güzel. Fakat buradaki derinlik algısıyla ilgili meseleyi birazcık açmak lazım. Çünkü buradaki durum biraz 3 boyutluluğa dair bir derinlik algısı. Bu bahsettiğimiz 3 boyutlu derinlik algısı seçtiğimiz mekanları çok çok daha doğru göstermemizi sağladı. Böyle büyük bir sensöre uygun lensler bulabilmek açıkçası çok kolay bir şey değil. Fakat kameradaki crop faktörler vesilesiyle istediğimiz her lensi kullanabildik. Anamorphic, full frame, spherical bütün lensler, kendi lensleri ve premista lensleri istediğimiz şekilde kullanabildik. Bu kamerada geleneksel kameralarda olmayan gövde içi imaj stabilizasyon sistemi var. Ve bu özellik istenmeyen sarsıntıları çok başarılı bir şekilde önledi. Ayrıca aksiyon için istediğimiz devinimi de çok güzel bir şekilde sağladı. GFX'in bu modeline gelen yeni özelliklerden bir tanesi de nesne takip özelliği. Proje içerisinde kullandığımız motosiklet sahnelerinde bu özellikle inanılmaz rahat ettiğimizi gördük. Bu kadar hızlı hareket eden motorları, birbiriyle iç içe geçen iki motorun kameranın yanından çok hızlı bir şekilde geçmesi ve onları hiçbir şekilde kaybetmeden tamamıyla bütün plan boyunca fokus içerisinde tutması bizi inanılmaz mutlu etti. Yüksek ISO olarak çıktığınız zaman çok küçük desteklerle ya da negatifler yaparak ya da küçük dolgular yaparak bir şekilde ortamı, o atmosferi, var olan ışığı bir şekilde pozlama sebebi verir sana. Ve yüksek ISO senin buradaki en büyük avantajındır. Fakat geleneksel anlamda birçok kamerada oralara çıkamazsın. Çünkü yarattığı gren seviyeleri kabul edilebilir bir şey değildir. Fakat biz bu kamerada özellikle tasarladığımız kibrit ışığında, lüks birkaç tane mum ışığında 6400 ISO'lara kadar yaptığımız çekimlerde rahatlıkla ortamı istediğimiz şekilde kurabildiğimizi, çok küçük practical light'larla istediğimiz atmosferi yakalayabildiğimizi gördük. Ve bu bizim için çok çok büyük bir avantaja dönüştü. Bu kamera harici bir kayıtçıya 12 bit RAW kaydedebiliyor olmasına rağmen biz dahili kaydını kullanmak istedik. Ve sonuçları incelediğimizde kameranın bize vaat ettiği dinamik aralığı ve renk uzayını bize sağladığını gördük.